İnfo Yatırım sunar. Tansu Çiller hükümeti zamanında çıkan değerli kağıtlar, süper bonolar, süper hazine tahvilleri, döviz ve altın hesapları bu şekilde döviz mevduatının aslında bozdurulması için böyle bir süper bonolar çıkartıp acaba onları ekonomiye kazandırabilir miyiz? Merkez Bankası'na rezervlerini aktarabilir miyiz? Hayır. Şey var, derdi Ya, var. yanlış uygulama olur. Neden? Sayın Çiller yaptı bunu zamanında. Abi kurban olayım, 94'teki dönemde bugünkü dönem aynı mı yani? Ne, Kesinlikle ne değil. dünyada aynı, ne Türkiye'de aynı, ne siyasette aynı, ne ekonomide aynı yani. Bak herkesin tadı damağında kaldığı için hala süper bon olan söz ediliyor. O Hayır, gün ama %25 falan faizlerden 3 bahsediyorlar ayda Mehmet. %50'yi ben gördüm. Değil mi? Tabii. Ya derviş döneminde de oldu bu arada, sadece Peki Çiller şu döneminde değil. anda o %50'ler, %60'lar verecek parası var mı ki devletin? Öyle bir parası var mı ki yani? Abi var mı yok mu bilmem de niye versin yani? Şimdi bugünkü piyasa koşulunda oluşan faiz %14-15 değil mi? Evet. Niye sana 50 verecek yani Şimdi devlet? 25'ten 24'ten süper bonolarla hazine kağıdı vererek mevduat toplama yoluna gideceklermiş. Öyle diyorlar. Ya çok yanlış olur. Öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum bu arada. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen onu yaptın devlet olarak. Ben de götürdüm, geldim. Bankadaki dövizimi bozdum. Geldim, seni çıkarttın, tahvili aldım. Aldım. Peki vade sonunda ne olacak? İşte %25 Tamam, faizi. %25'i de aldım. Gittim tekrar doları aldım. Ne oldu? Aynı şey. Filmi tekrar seyredeceğiz. Ah, söylediğin hikaye. Şeye gerek yok. Aynı filmi bir daha seyrediyoruz. Abicim bak, ben hani böyle ben demiştim demekten çok haz Yok eden bir yok, adam söyle değilim abi, ama sen söyle ama. Söylüyorsun. Şunu ne söylemiştik? Türkiye'de bir kere bir ters dolarizasyon falan, ya ters dolarizasyon ne demek? Vatandaşın bankadaki dövizini bozması hikayesi. Bir, oraya çok var bir kere yani. Ha bu, bugün 1 milyar dolar satılmıştır, yarın 2 daha satılır falan filan. Ben pastanın içindeki payı olarak bakıyorum. %27-28'lerden 55-56'lara gelmiş bir orandan söz ediyoruz. Bak bir de anlatayım. Evet. Türk bankacılık sistemindeki pastadaki 100 liranın 56'sı dövizde ve altında. Burada yapılması gereken şey şu. Vatandaşın önce dövize olan talebini bir durdurmak. Yani o hep anlatıyordum ya. Nereden olursa olsun alırım, hangi seviyeden olursa olsun alırım. Bak şimdi vatandaş biraz satmaya başladı. Ne kadar satıldı mesela bu 200 küsür? Hiçbir fikrim yok. Yani özellikle son 2 gündür şey var ama yani birkaç tane Türkiye'nin önemli bankasından gelen bilgi, iyi bir satış var. Özellikle bireyselde. Ama şunu unutmamak lazım. Burada ilk yapılması gereken şey vatandaşın dövize olan talebini durdurmak. Burada bir mesafe alındı. Yani şimdi adam diyor ki ya şimdi işte 1,5 faiz var. İşte şimdi buradan alacağız. Bu kurda aşağı doğru geliyor sanki. Buradan aldım 7 liradan. Önümüzdeki ay 7-10 olmazsa faydası yok. Dur ben almayayım. Şimdi bundan sonra bunun aşağı dönmesi, bu arada şunu da söyleyeyim, o ters dolarizasyon falan da tekrar o oranı böyle 27-28'lere 30'lara falan gelmesini bekleyen varsa onlar daha çok bekleyecekler yani. Orası hayal dünyası. Bunun makulünü %40'lı seviyelere şu anda alabilmek, getirilmek. Şu anda çok zor. Şu anda çok zor. Çünkü 25 yıllık piyasacıyım, şunu gördüm. Türkiye'deki vatandaşın herhalde %90'ı ya trader değilse aldığı dövizi zarara satmaz. En sonunda der ki evet abi ben aldım 8,5 liradan. Bugün de 7 lira. E olsun, ne yapayım? Benim işte 30 bin dolarım var. 30 bin dolar. Servetimi koruyorum ben. Şimdi bunu eleştirmek için söylemiyorum, var tırnak için söyleyeyim. Bu zihniyetteki adama sattıramazsın onu. Tabii. Bana sattırırsın. Ben derim ki ha almıştım 7 liradan, %5 getirdi. Bankada dursa %3 getirecekti. %2 karlıyım. Satıyorum ben derim. Çünkü ben trade etmenin derdindeyim. Bu hesabı kaç kişi yapar Türkiye'de? Abi zaten yapmasına da gerek yok yani. Dolayısıyla Türk vatandaşının aldığı dövizi ve aldığı altını zarara satmak diye bir şey yoktur. Vadesine de bakmaz. Bak mesela o kur 7.20'ye gittiğinde 6,5 liralarda alanların maliyeti 10 lira neredeyse bugün yaklaşık. Tabii. 2018, tamam mı? Satmaz. Yani onlar 6,5 lirada aldı. Mesela 7,5 lira, 8 lira satmadılar. Satmaz. Hele zarardaysa, atıyorum almış işte 7,70'ten
Mümkün değil. Sen onu 7-20'de falan saptıramazsın yani. Peki Merkez Bankası böyle açıklayacak mı? Ben hani öyle bir haber de var işte. Belli aylarda, belli günlerde, belli haftalarda döviz alımı yapacağını piyasaya duyuracak mı? O bekleniyor mu? Bir kere daha bununla ilgili bir ajanda ve yol haritası açıklamadı Merkez Bankası. Açıklamadı. Merkez Bankası... Açıklamalı mı peki bunu sence? Şöyle, hangi yöntemle yapacağına göre değişir. Eğer bunu günlük döviz alım ihaleleriyle yapacaksa, yani ben her gün 100 milyon dolarlık alacağım. Şey alacağım, döviz alım, onu zaten mecbur açıklıyor. Evet. Yani bunu konjonktüre göre satım ihalesi de olsa açıklar, alım ihalesi de olsa açıklar. Hatta ne kadar aldığını açıklar, kaç ortalama fiyattan aldığını ya da sattığını açıklar. Bu yöntemi kullanacaksa ya da yöntemlerden bir tanesi bu olacaksa Merkez Bankası bunu açıklar. Ama geri kalan attığı her adım açıklamak gibi zorunlu yok Merkez Bankası. Yani orada Reoskont kredilerinden gelecek bir para var. İşte turizm ne olacak, ihracat ne olacak, bu pandemi ne olacak, bunların hepsine bakmak lazım. Ama yani şöyle bir şey söyleniyor. İşte Merkez Bankası döviz alım işlemlerine eğer başlayacak olursa bu şey demektir. Ben buraya bir takos koydum artık. Buranın altına gelsin istemiyorum. İstemiyorum. Yavaş yavaş da rezervi doldurayım. Piyasacı biraz öyle okur o mesajı ama illa öyle olacaktır dediği bir şey yok. Peki Merkez Bankası döviz rezervlerini nasıl tekrar artıya geçirecek? Abicim nasıl daha çok var o yola. 3-5 sene sürer değil mi o iş? Ya 5'i bulur bilmem ama çok var yani. Değil mi? Peki şimdi seyirci sorularımızdan devam edelim. Ons altın yükselir mi zaten dolar dip gram altına girişin fırsatı mı diye sormuş izleyicimiz. Şu o altın hikayesi uzun önemli baştan da demiştim. Uzun bir aradan sonra evet, 430 liranın altına gelmiş bir gram altın fiyatı var. Ve kaç haftadır söylüyorum gram altın yatırımcısının da şöyle bir şanssızlığı var. Ons yukarı gidiyor, kur aşağı geliyor. Ons aşağı geliyor, kur da aşağı geliyor. Yani bir türlü oranın yüzü şey olmadı, gülmedi. Şimdi dövizle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yani burada çok hızlı bir atak. Ha yani burası Türkiye belli olmaz. Dünya siyaseti. Ama aldığım bilgi Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerde bir iyileşme sinyalleri, bir takım iletişimler kuruluyor gibi. Dolayısıyla şimdilik bu görüntü bize kur tarafında çok ciddi bir hareketi beraberinde göstermiyor. İki, altın tarafındaki yani ons tarafındaki hareket muazzam bir volatilite yaratıyor. Bugün bir miktar demin yayının başında söylemeye çalıştığım dolar endeksinde yukarı doğru gitme yani dolardaki bir güçlenme tekrar altın fiyatlarını aşağı doğru bastırdı. Burada daha iyi daha yüksek bir fiyat hareketini beklemek için ons'ta iki tane yer var. Bunlardan bir tanesi 1863 dolar bir tanesi 1877 dolar. Buralar aşılmadan biri ya da ikisi burada tekrar kalıcı bir hareketi beklemek çok kolay değil. Ama bu hareket yani bu fiyatlama aşağıya da yukarıya da çok sert bence bir süre daha devam edecek. Yani yatırımcı baktığında belki gün sonu çok bir değişiklik gibi görmüyor ama gün içe muazzam bir volatilite var. Aşağıda da 1831 ve 1811'ler var. Ben şimdi hala 1800'ün altına geleceğini tekrar 1765'lere 1750'lere doğru geleceğini düşünmüyorum. Ama yukarı doğru sert bir hareketi beklemekle yani o işte 2100'ler, 2200'ler hala bu arada uluslararası yatırım bankaları 2021 yılı ortalamasını hala 2000 doların üstüne tutuyorlar. Oraları bir görmek lazım ama şunu söyleyeyim. Bir, altının varsa ve şu anda kuvvetle muhtemelen zarardasın. Tabii. Bir unutmakta fayda var orayı. Uzun süre. Altının yoksa tam alma zamanı. Bence artık alım için biraz daha odaklanma, hatta buralardan alım için kullanma zamanı. Üç, ama hiçbir finansal üründe her zaman söylediğim gibi bütün varlığını da altına yatırmama dönemi. Ya bu bekliyordum. Yani ne bu dolar al tamamen, ne bu tamamen altın al, ne bu tamamen hisse senedi al. Bir sepet. O sepetin içinde Mert Yılmaz olarak sence bunun ağırlığı ne olmalı? Altının ağırlığı. Bence %20'yi geçmemeli şu anda. Hmm. Yani 100 liram varsa 20 liralık altın alırım. Ha bunu kapalı çarşıdan gider gram altın alırım. Yok efendim çeyrek altın alırım, lira alırım. Giderim info yatırımdaki hesabımdan altın fonu alırım. Onu bilmem ama altın ya da altına dayalı fiyatlanan bir şeyi bence portföylerde hep söylüyordum.
İlk defa da %20'lere kadar çıkarttı bunu. Hep 10-15 liyordu farkındaysan. Evet. Yani 20-25'lere kadar hatta gelebilir bu. Çünkü artık fiyatlar iyiden iyiye şey oldu. Düştü. Ha, ons tarafında hala aşağı gelir mi? Gelebilir. Ama bir de şunu söyleyeyim. Bu portföy dağılımını yaparken yatırımcının mutlaka portföyünde dövizi ve altını beraber mi var, ona bir iyi bakması lazım. Yani kur hareketi aşağı ya da yukarı elindeki varlık fiyatını ona göre fiyatlayacak. Yani kur 6.85'e geliyorsa hem elindeki dolar düşecek hem elindeki altın düşecek. Onun için o dağılımı yaparken bir, yani şöyle söyleyeyim. Eğer elinde döviz yoksa %25 altın. Dövizin varsa o ikisini tekrar bir harmanlayıp bakmak lazım. İnfo Yatırım sundu.